Atatürk 1934 yılında Kur'an'ın özüne dönüş projesi başlattı. Atatürk'ün gerçekleştirdiği bütün devrimlerin kökeni, temeli Atatürk'ün vefatından sonra maalesef o zamanın aydın diye isimlendirdiğimiz kesim Anadolu insanının kurtuluşu için ilahi sistemin görevlendirdiği Kur'an bilginiydi Atatürk. Hocam dediler, sizin ana diliniz Arapça. Ebeğin kitabında 500'e yakın ayetin yorumunu yapmışsınız. Ve onların tercümesini yapmışsınız. Ve sizin yaptığınız tercümeler diğer gördüğümüz Kur'an tercümelerinden farklı olmuş. Acaba siz zaman ayırıp bu Kur'an'ı bizim anlayacağımız dilde, anlayacağımız şekilde ve ana dilinizde ve öğretim elinizden faydalanarak anlaşılır bir şekilde tercüme etmez misiniz diye bana baskılar başladı. İşte ben oturdum, 5 sene günde 6 ile 8 saat bilfiil çalışarak Kur'an'ın tercümesini 5 senede bitirdim. Diyeceksiniz ki bu Kur'an tercümesinin diğer Kur'an tercümelerine farkı oldu mu? O açıklamayı ben şöyle yapayım. Şimdi bütün diğer Kur'an tercümelerini tercüme ederken çok büyük hizmetler yapmışlardı tercüme edenler. Allah razı olsun diyeceğim. Ve başta tabii Elmalı Hamdi, Atatürk'ün verdiği ve Kur'an'ın Atatürk'ün desteğiyle tercüme eden kişi. Elmalı Hamdi, Kur'an'ı Arapçadan tercüme etmedi, Farsçadan tercüme etti. Çok enteresandır o. Yani önce Kur'an Arapçadan Farsçaya tercüme edilmiş, Elmalı Hamdi de Farsçaya çok hakim olduğu için Farsçasından Türkçe'ye tercüme etmiş. Enteresandır. Baktığım bütün Kur'an tercümelerinde Elmalı Hamdi de dahil kelime tercümesi, motomot kelime tercümesi yapmışlar. Benim yaptığım tercüme ise anlam tercümesidir. Yaptığım tercümede 19 prensip edindim demiştim hatırlarsanız. 19 prensibe sadık kalarak tercüme ettim. Bir tercüme yaparken çünkü zaman zaman vazgeçme durumlarına girmek zorunda kaldım. Vazgeçmek şöyle, vebalden, sorumluluktan dolayı. Çünkü kolay bir olay değil. Topluma hitap ediyorsunuz. Toplumun bilgisine sunuyorsunuz. O bakımdan anlam tercümesi çok önemli. Eğer motomat kelime yaparsanız, tercümesi yaparsanız yanlış yapıyorsunuz. Esas 19 prensibi saymadan önce şunu benim belirtmem lazım size. Atatürk zamanında 1934 yılında Kur'an'ın özüne dönüş projesi başlattı. Ve Atatürk küçüklüğünden itibaren Kur'an merakı olan bir büyük bir insandı. Ve Anadolu insanının kurtuluşu için görevlendirilmiş ilahi sistemin görevlendirdiği Kur'an bilginiydi Atatürk. Ve Atatürk'ün gerçekleştirdiği bütün devrimlerin kökeni, temeli Kur'an ayetleridir. Kur'an gerçekleridir. Ve Atatürk bütün devrimlerini Kur'an'a dayandırarak yapmıştır. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Ve Atatürk maalesef Kur'an'ın özüne dönüş projesini başlattı ama o projede Kur'an'ın bütün topluma iyice anlaşılır şekilde iletilmesi projesiydi bu. Ancak maalesef Atatürk'ün ömrü vefa etmedi bu projeyi bitirmeye ve o zaman Atatürk'ün vefatından sonra maalesef o zamanın aydın diye isimlendirdiğimiz kesim ne yaptı biliyor musunuz? Tuttu, Kur'an'la ilgilenmek veya dinle ilgilenmek çağdaşlık dışıdır diye kendi kendilerine fetva verdiler. O zamanın aydınları. Ve kendilerine dinden uzak tuttular, Kur'an'dan uzak tuttular. Kur'an'a sahiplenmediler. Dinin özüne, dinin güzelliklerine sahiplenmediler o zaman aydınları. Onun için ben de diyorum ki hiç olmazsa bu zamanın aydınları sahiplenelim. Ve o zamanın aydınlarının Atatürk'ün bu Kur'an projesine sahiplenme işleri en büyük vebaldir. Dinin bu aşamada olmasındaki vebal o zamanın aydınlarındır.
Ve halen o zamandan sonra yetişen aydınlarımız da aynı yolu maalesef olumsuz yolu izledikleri için dinimizin hali bu aşamada şu anda. Şimdi ben size bir soru sorsam, din nedir desem ve ben toplasam, 1000 kişiyi toplasam sokaktan ve hepsine bir anket yapsam, din nedir desem, hemen aklınıza ne gelir biliyor musunuz? %99, %19'un aklına gelen namaz, oruç, hac geliyor. Üçü. Arkadaş, Kur'an'da peki olay ne? Din dediğimiz, şimdi söyleyeceğim, Kur'an'da ana hükümler var. Ana hükümlere Kur'an, Ümmül Kur'an der. Yani Kur'an'ın ana hükmü der. İşte farz olan ana hükümler Kur'an'da, farz olan ana hükümleri yan yana getiriyorsunuz. Ben onların ayet ayet belirledim. 440 tane farz kural var Kur'an'da. Uymamız gerekli olan ve din eşittir. Formülü veriyorum. Din eşittir. Kur'an'daki ana hükümler, ana kurallar bütünü demektir. Ve bunları bilmek demektir dindar olmak. Bunları bilen, Kur'an'ın ana hükümlerini bilen dindardır. Yoksa şekilsel olanları sadece yerine getiren, sadece namaz, oruç, hacı yerine getiren dindar değildir. Dindarlık, Kur'an'ın bütün, Allah'ın bizden yapmamızı istediği yarı yarıya, 440'ın yarısı Allah'ın bizden yapmamızı istedikleri. Ki bunlar ahlaki kurallar. Diğer yarısı Allah'ın bizden menfaatimiz, faydamız için yasakladığı, yapmamızı istemediği kurallar. İşte yapmamız yasaklanan kurallar artı yapmamız istenenler. Bunların hepsi 440 tane farz kuraldır bunlar. Yani bizim uymamız gerekli olan güzelliklerdir bu ayetlerin hepsi. Yoksa şekilsellikler değildir. Şekilselliklere saplandığımız anda kıl namazını, orucunu tut, hacca git, din budur de, diye çık ortaya. O zaman da ne oldu? Güzel ahlak kuralları hazır altı edildi. Onun için de din muhkem kurallar der Kur'an bunlar. Ali İmran suresinin 7. ayetinde kesin kurallar der. Değişmez ana kurallar der. İşte maalesef bugüne kadar değişmez ana kurallar şunlar şunlardır. Ey toplum, ey insanlar, bunlara uyun ve bu din budur diyenler olmadı. Ve tabii bunu denmediği için de insanlar bunları öğrenmek ihtiyacını da hissetmediler. İnsanoğlu hazıra konmaya meyillidir. Psikolojik olarak. Başkası yapsın, ben de hazıra konayım. Onun için de şimdiye kadar hep işte okunmuyor. Kitap yazıyoruz. Bakın 9 tane kitap var. Bunların esasında levlevi gibi gitmesi lazım. Çünkü akışkan insanların daha ilkokul mezununa itibaren üniversite mezununa kadar herkesin anlayacağı akışkanlıkta yazılmış kitaplar. Yani ben kendim bir öğretim üyesiyim ama yazdığım bütün kitaplar eshabeden kitaplardır. Halkın seviyesinde olan kitaplardır. Şimdi ben 19 prensibi şöyle sayacağım. Bir defa bir ayeti okuduğum zaman o ayette Allah'a daima öncelikli tuttum. Allah'ın rızasını öncelikli tuttum. Anlatırken. Ve yaptığım her işte ama. Attığım her adımda öncelik Allah'ın rızasıdır. Sonra kendi rızam, sonra toplumun rızasıdır. Ve tüm Kur'an mesajlarını göz önünde bulundurdum. Anlam veriyorum çünkü. Tek bir ayetin anlamıyla gitmiyorum. Kur'an'ın genel ruhuyla gidiyorum. Onun için bunlar aynı zamanda Kur'an ruhunun ilkeleridir. Bu belirlediğim 19 ilke. Ve bir surenin bütün ayetlerini göz önünde bulundurdum. Bir ayetin yorumunu yaparken bütün surenin ayetlerini göz önünde bulundurdum. Öncekiler, sonrakiler, daha öncekiler gibi. Sınırlı da olsa bazı ayetlere ve inişlerine ait Hazreti Muhammed'in bir örnek verişi varsa onu da ekledim. Muhammed'in verdiği örnekler. Çünkü Hazreti Muhammed Kur'an'ın canlı uygulayıcısıdır. Ve
iyi bilen, en iyi anlamını anlamlandıran kişi tek Hazreti Muhammed'dir. Ben ise, biz ise, bizim benim gibiler ise biz Kur'an'ı anlamlandırırken Hazreti Muhammed'in biz tırnağına gelemeyiz. O bakımdan Hazreti Muhammed Kur'an'ın canlı uygulayıcısı. Eğer bir ayetin açıklamasını ve pekiştirmesine yönelik bir örnek vermişse hayatından, onu da belirleyip ayetin altına ilave et.